Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce kasımpatılarımı budamıştım. Sonucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Maşallah çok güzel filizler gelmeye başladı. Yapraklar kalınlaştı ve güçlendi. Kasımpatı çiçeğinde budama gerçekten çok önemli. Hem gövde çok güzel kalınlaşır. Bakın böyle hep aralardan, her yaprağın arasından da çok güzel bir şekilde yeni filizler gelmeye başlar. Yeni filizlerin artması, çoğalması demek kasımpatı çiçeğimizin daha çok çiçek açacağı anlamına gelir. Ben şöyle sulamasını çiçeklerin dibine suyu koyarak yapıyorum. Yapraklarına su getirmiyorum. Yapraklarından sürekli sulama yaparsanız çiçeğin direnci düşeceği için böceklenme sorunu çok olur. O yüzden böyle dibine koyuyorum. Çiçeklikte olduğu için mecburen böyle yapıyorum. Damla sulama varsa harika olur. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde filizler geliyor böyle. Her yaprağın arasından gelmiş. Boyunu istediğiniz şekilde budayabilirsiniz. Ben toprak seviyesinin bir karış üzerinde genellikle budadım. Daha küçük dalları da birazcık tepelerinden aldım. Onları biraz daha kısa budamak zorunda kaldım. Ama o da çiçeğe çok güzel bir şekil, çok güzel bir format veriyor o şekilde olması da. Bakın şöyle yeni filizleri görüyorsunuz. Kestiğim yerler belli. Kestiğim yerlerde de dallar, gövde çok güzel kalınlaştı. İki kez de organik gübre yaptım. Bir kestiğim kesmeden bir gün önce yapmıştım. Bir de bugün sulamayı yapmadan önce gübre yaptım. Organik gübre kullanıyorum. Hem yapraktan hem topraktan verilen cinsleri tercih ediyorum. Böylece yaprağına geldiği zaman yapraklarda lekelenme, sararma, kuruma gibi sorunlar yaşamamış oluyorum. Bakın şöyle görüyor musunuz? Her yaprağın arasından gelen filizleri ve gövdenin ne kadar kalınlaştığını görebiliyorsunuz. Budama videosuna bakarsanız, budadığım gün gövdeler bu kadar kalın değildi. Tepesini aldığım için bitki hem yaprak olarak hem gövde olarak enine doğru çok güzel büyüdü. Bunu da bakın unutmuşum, gözümden kaçmış, kesmemişim. Bu ne kadar zayıf kalmış, görüyorsunuz dalın inceliğini. Eğer budamayı güzel yaparsanız gövde, bu dallar çok güzel bir şekilde kalınlaşır. Eğer kasımpatı çiçeklerinize karınca tırmandığını görürseniz, karınca geliyorsa bilin ki çiçeğinize böcek getiriyordur, bit getiriyordur. Karıncalarla bitler, böcekler arasında öyle simbiyotik bir ilişki var. Yani iki taraf da birbirinden faydalanıyor. O yüzden hemen önlem almalısınız. Hiçbir şey yapamazsanız, eğer mangal yakıyorsanız çiçeğinizin yakınında yapın. Dumanı ona doğru gitsin. Bit böcek sorunu olmaz kesinlikle. Doğru budamayla olmaz. Bakın bunu da arada gözümden kaçmış ya da çok küçükmüş, görmemişim. Hemen onun tepesini de alıyorum. O da ne kadar küçük kalmış. Budadıklarımla budamadıklarım arasındaki farkı da böylece görmüş oldunuz. Şöyle çiçekliğim çok güzel. Aslan ağızlarım açmaya başladı. Aynı sefalar, petunyalar. Hüsnü Yusuf'ların kokusunun güzelliğini anlatamam size. Hüsnü Yusuf tohumu dikmek istiyorum gelecek yıl için. Bakın bunlar da budayıp bu kaba almış olduklarımda hepsi bu şekilde. Hepsi maşallah çok güzel bir şekilde tuttular. Canlılar. 3 gün sabah akşam, hatta bazen de öğlen çok suladım. Böyle vazoda duruyormuş gibi bol su içinde bıraktım. Çünkü toprağı çok gevşek bir topraktı. Saksı toprağıydı. O yüzden biraz tutmakta zorlandılar. Çok söndükleri zaman oldu. Ama ben onları kesinlikle öldüler bittiler diye atmadım. Sulamaya ve gölgede tutmaya devam ettim. Hala gölgede tutuyorum. Birkaç gün daha gölgede tutayım. Sonra yarı gölgeye, yani biraz güneş alacakları, biraz gölgede kalacakları bir yere alacağım. Daha sonra da tam güneşe alabilirim. Şimdilik durumları böyle, çok güzel, çok sağlıklılar. Kasımpatı çiçeğinizi budadığınız zaman hem daha güzel sonuçlar alırsınız, daha sağlıklı çiçekler alırsınız. Kasımpatı çiçeğiniz sürekli gençleşir ve budadıklarınızdan da böyle fide yaptığınız zaman en küçük dalından bile fide yapın. O zaman da çiçeğinizi kaybetmemiş olursunuz.
Şöyle göstereyim. Ben yine bugün doğal gübresini yaptım. Çok az gübre verdim zaten. Coştular böyle maşallah bakın. Hüsnü Yusuflar da arada. Böyle seviyorum ben. Karışık çiçekleri birlikte dikmeyi çok seviyorum. Çünkü birbirleriyle yarış yapıyorlar. O arkadaki de benim Alaaddin'in sihirli lambası diyorum ben ona. Onu size anlatacağım, tanıştıracağım sizinle onu. Şöyle çiçekliğimi görüyorsunuz. Ben akşam karanlık olmadan, güneş henüz çekilmeden önce sulamamı yaptım. Çünkü yan bahçede çok salyangoz var. Salyangoz sorunu olduğu için bizde bu tarafa gelmemeleri için güneş çekilmeden sulamamı yapıyorum. Karanlık olduğunda toprak biraz kurumuş oluyor ve salyangozlar da çok şükür gelmiyor. Bu çiçekliğimin içini her gün kontrol ediyorum salyangoz gelmiş mi diye. Gelmişse alıp o tarafa atıyorum. Bazen tek tük geçenler oluyor. Keşif için gelenler oluyor. Onlarda da keşif yapanlar var. Ben de alıp o tarafa atıyorum. Bahçeyi sulamadan önce zaten salyangozların olduğu kısmı çok az bir şekilde suluyorum. Bütün salyangozlar oraya gitsin. Çünkü salyangozlar da su ve yiyecek arıyor. Yeşil bitkileri, taze bitkileri de çok seviyor. Çürümüş, çürükçür bitkileri o kadar tercih etmiyor. Şöyle görüyorsunuz. Çiçeklerim gerçekten kasımpatı yedek fidelerim diyeyim. Arkadaşlara, isteyen komşulara da veriyorum bu şekilde. Çok güzel bir şekilde çiçeğimi hiç kaybetmeden sürekli çoğaltmış oluyorum. Bugünlerde salyangoz problemi varsa lütfen güneş gitmeden önce saat 4-5 gibi gölge geldiğinde bakın hala güneş de var. Böyle yarı gölge. Hemen ben sulamamı yapıp bahçenin biraz kurumasını istiyorum. Çimlerimi de aynı şekilde, çimleri de bu şekilde erkenden suluyorum. Güzel çiçekleriniz olsun. Hoşça kalın.